Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün sizlerle Yunus Emre Enstitüsü 7 İklim A2 kitabından sayfa 32'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sayfa 32. Bakın arkadaşlar, geçen ders burası bitmişti. Şimdi de 32. Tamam mı? Buradan devam ediyoruz. Evet, tamamlayalım. Tamamlayalım. Masmavi, bembeyaz, yemyeşil. Evet arkadaşlar, önce sizlere tamamlamadan önce, before we complete here, I want to talk about pekiştirme. Because here mesela, for example, mavi, masmavi. Mavi is blue, right? So masmavi. Why we say masmavi? What is this? And beyaz, it's white. It means white. And bembeyaz, why we are saying like this? What is this? Yeşil, yemyeşil. Evet arkadaşlar, Türkçe'de biz bunlara pekiştirme diyoruz. We call it pekiştirme. So, what is pekiştirme? What is pekiştirme? Evet arkadaşlar, şimdi sizlere pekiştirme ile alakalı konuşacağım. Türkçe'de bir cümlenin ya da metnin anlamını vurgulamak için kullanılan sıfatlara pekiştirme sıfatı denir. Bazı sıfatlarda renkler, bazılarında ise m ya da mi edatı ile pekiştirme yapılır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi pekiştirme cümledeki anlamı vurgulamak için kullanılan ve genellikle tekrardan oluşan kelimelerdir. Bu kelimeler isimlerin önüne getirildiğinde sıfat olarak kullanılır. İsmin şekline, rengine ya da temel özelliklerine dair bilgi veren pekiştirmeler niteleme sıfatıdır. Bazı cümlelerde ise pekiştirmeler mübalağa sanatı için kullanılır. Şimdi örnek arkadaşlar, mavi, for example, mavi, it means blue. So, when we say masmavi, we make it stronger. The meaning is stronger. Like mavi, it's more. It's more mavi. Yani tamam mı? Too much mavi. It's too much blue. Like this. Tamam mı? Masmavi. So, you make the meaning stronger. Okay? For example, beyaz, beyaz, it means white. Okay. So when you say bembeyaz, bembeyaz, it's too much white, it's very very white meaning. So we make it stronger. The meaning stronger. Okay. Yeşil, yeşil, it means green, right? So yemyeşil, yemyeşil, çok 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 yeşil, mor yeşil,
Okay, so we call this one in Turkish pekiştirme. Okay, pekiştirme. So we write like this. Tamam mı? Masmavi, bembeyaz, yemyeşil. Şimdi yani we add m or p or r or s harfleri. Şimdi also how we make it pekiştirme. Also we use m and me. Okay. For example, nefis mi nefis yemek. Zarif mi zarif kıyafet. Güzel mi güzel. Güzel mi güzel kız mesela, for example. So we use m p r s or we use m mi, so we are making the meaning stronger. Tamam mı? This one is pekiştirme sıfatları. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Buraları dolduracağız. Şimdi let's complete here. Uğur'un gömleği. Uğur'un gömleği. Bu adamın ismi. Şimdi bu çocuğun ismi diyelim. Uğur. So bunun gömleği. Bakın gömlek. Gömlek is white, değil mi? Beyaz yani. So if we write here, Uğur'un gömleği bembeyaz. Bembeyaz. Beyaz. Bembeyaz. So much. Too much. Beyaz. Tamam mı arkadaşlar? Çok 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 beyaz manasında yani. And then Elif'in gözleri. Göz. Eyes. So her eyes is blue. Yani mavi. Mesela we say masmavi. Yani çok çok mavi, değil mi? Masmavi. Elif'in masmavi gözleri var. Bu ne? Bukalemun. Bukalemun. Arkadaşlar bu hayvanın ismi Bukalemun. Bukalemun. Evet. Bu ne? Yemyeşil, değil mi? Yeşil, green, yemyeşil. So right here, yemyeşil. Yemyeşil arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bazen de arkadaşlar bazı kelimeleri tekrar ederek anlamı güçlendiriyoruz. So some word we repeat, so we are making stronger the meaning. Yani we make the meaning stronger. Tamam mı arkadaşlar? Olsun. Adım adım, mışıl mışıl, yavaş yavaş, like this. So mesela bebek yatağında mışıl mışıl uyuyor. Böyle mışıl mışıl, çok relax, tamam mı? Mışıl mışıl uyuyor. So here you will write mışıl mışıl. Mışıl mışıl uyumak diye bir şey var yani. Evet. Bunları bu şekilde öğrenelim arkadaşlar. Kaplumbağa çimenlerde yavaş yavaş yürüyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş slow, yavaş yavaş, slow slow. Yani evet, burada yavaş yavaş adam ipin üzerinde adım adım. Adım, step by step gibi yani, adım adım. Adım adım, step by step. Tamam mı arkadaşlar? Bu da adım adım diyoruz. Buraya da
Adım adım yazdık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Azra Akın. Bu kadın Azra Akın, değil mi? Ne diyebiliriz? Güzel mi güzel bir kadın? Bu şekilde de pekiştirme yapıyorduk. Mi kullanarak. Buraya da güzel mi güzel bir kadın? Azra Akın. Güzel mi güzel bir kadın? Taner'in kedi. Sevimli mi sevimli bir kedisi var. Buraya da arkadaşlar sevimli mi sevimli diyorsunuz. Sonra Sultan Köse. Bu adamın ismi Sultan Köse. Çok uzun değil mi? Çok çok uzun. Very tall. So uzun mu uzun? Buraya da ne diyoruz? Uzun mu uzun? Sultan Köse'nin uzun mu uzun bacakları var. Uzun mu uzun? Evet arkadaşlar. 32. sayfada da bu şekilde tamamladık. Yani burada pekiştirme sıfatları arkadaşlar öğrenmiş olduk. Yani bununla ilgili araştırma yapıp kendiniz de daha fazla örnekler bulabilirsiniz. Tamam mı? Pekiştirme. Tamam mı arkadaşlar? Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.